Cisimlerin hareketi ayna üzerindeki görüntülerde de simetrik olarak izlenir. Hareketler vektörlerin toplaması olarak görülebilir. A ile B vektörlerinin toplamı C ve A ile B vektörlerinin yansımalarının toplamı C1 olsun. Şekilde de görüldüğü gibi C1 de C'nin yansıması olmaktadır. Karmaşık sayıların toplamasının da vektörlerin toplaması gibi olduğu biliniyor. Z1 eşittir A artı İB ve Z2 eşittir C artı İD iki karmaşık sayı olsun. Z1 ve Z2'nin toplamı A artı C artı İ çarpı B artı D olduğundan toplamın eşleniği A artı C eksi İ çarpı B artı D olur. Z1 ve Z2'nin eşlenikleri A eksi İB ve C eksi İD olduğundan eşleniklerinin toplamı da A artı C eksi İ çarpı B artı D olur. Böylece iki sayının toplamının eşleniği ile bu iki sayının eşleniklerinin toplamı birbirine eşittir. Z1 eşittir 3 artı 2 İ ile Z2 eşittir 2 eksi 3 İ karmaşık sayıları verilsin. Z1 artı Z2'nin eşleniği ve Z1 eşleniği ile Z2'nin eşleniğinin toplamının birbirine eşit olduğunu görelim. Z1 artı Z2 sayısı 5 eksi İ çıktığı için Z1 artı Z2'nin eşleniği 5 artı İ olur. Z1'in eşleniği ile Z2'nin eşleniğinin toplamı da yine 5 artı İ bulunuyor. Z1 artı Z2'nin eşleniği ile Z1'in eşleniği artı Z2 eşleniği birbirine eşit olur. Z1 eşittir A artı İB ve Z2 eşittir C artı İD iki karmaşık sayı olsun. Z1 ve Z2'nin çarpımı AC eksi BD artı İ çarpı A çarpı D artı BC olduğundan çarpımın eşleniği AC eksi BD eksi İ çarpı A çarpı D artı BC olur. Z1 ve Z2'nin eşlenikleri A eksi İB ve C eksi İD olduğundan eşleniklerinin çarpımı da AC eksi BD eksi İ çarpı A çarpı D artı BC olur. Böylece iki sayının çarpımının eşleniğiyle bu iki sayının eşleniklerinin çarpımı birbirine eşit çıkar. Örneğin, Z1 eşittir 2 artı İ ile Z2 eşittir 2 artı 3 İ karmaşık sayıları verilsin. Z1 çarpı Z2'nin eşleniği ile Z1 ve Z2'nin eşleniklerinin çarpımının eşit olduğunu gösterelim. Z1 çarpı Z2 sayısı 1 artı 8 İ çıktığı için Z1 çarpı Z2'nin eşleniği 1 eksi 8 İ olur. Z1 ve Z2'nin eşleniklerinin çarpımı da yine 1 eksi 8 İ çıkmaktadır. Z1 çarpı Z2'nin eşleniği ile Z1'in eşleniği çarpı Z2 eşleniğinin birbirine eşit olduğu görülüyor. Z1 eşittir A artı İB ve Z2 eşittir C artı İD iki karmaşık sayı olsun. Z1 ile Z2'nin çarpımının modülü Z1 ile Z2'nin modüllerinin çarpımına eşit midir? Z1 ile Z2'nin çarpımı A artı İB çarpı C artı İD eşittir AC eksi BD artı İ çarpı A çarpı D artı BC olur. Bu sayının modülü karekök AC'nin karesi artı AC'nin karesi artı AD'nin karesi artı BC'nin karesi olur. Z1 ile Z2'nin modülleri karekök A kare artı B kare ve karekök C kare artı D kare olduğundan bu iki sayının çarpımı da yine karekök AC'nin karesi artı AC'nin karesi artı AD'nin karesi artı BC'nin karesi olur. Örneğin
Z1 eşittir 4 artı 3i ve Z2 eşittir 5 artı 12i sayıları kullanılarak, Z1 ile Z2'nin çarpımının modülü, Z1 ile Z2'nin modüllerinin çarpımının birbirine eşit olduğu görülebilir. Z1 çarpı Z2 sayısı, eksi 16 artı 63i çıktığı için, çarpımın modülü karekök 4225 olup 65 çıkar. Z1 ve Z2'nin modülleri de 5 ve 13 olup, modüllerin çarpımı da yine 65 olur.